Hatanize ve oradaki bütün misafirlere saygılarımı sunuyorum. Bu yayının Teşekkürler. hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sayın Bakanımızın beyanlarına aynen katılıyorum. Çünkü anayasanın 11. maddesine göre anayasa kuralları herkesi bağlayan üstün hukuk kurallarıdır. Öyle olunca efendim adaylığını engellemeyelim. Biz engellemiyoruz. Anayasa ne diyor? Anayasaya uymak durumundayız. Eğer anayasa aday olamaz diyorsa efendim hele olsun demeye hiç kimsenin hakkı yoktur. Efendim peki aday olabilir mi? Yani şu günlerde tartışılan Sayın Cumhurbaşkanı'nın meclisi feshederek demeyeyim de seçimi öne alarak yahut güncelleyerek efendim erken seçime karar vereceği konuşuluyor. Evet, Sayın Cumhurbaşkanı erken seçime karar verebilir. Ama aday olamaz o zaman. Aday olabilmesi için meclisin erken seçime karar vermesi lazım. Deniliyor ki efendim bu önümüzdeki seçim Sayın Cumhurbaşkanı'nın ikinci dönemi olacaktır. Hayır. Ben bütün hukukçulara şu soruyu yöneltmek istiyorum. Ben öyle dağda, taşta, ovada dolanmayı sevmiyorum. Doğrudan şu soruyu soruyorum. Diyor ki Anayasa 101. maddesinde fıkra 2 Cumhurbaşkanının görev süresi 5 yıldır. Bir kimse en fazla 2 defa Cumhurbaşkanı seçilebilir. Arkadaş, bu madde yürürlükte mi değil mi? Yani anayasanın 101. maddesinin ikinci fıkrası yürürlükte mi değil mi? Efendim bu referandumdan önceydi. Peki önceydi de yürürlükten kalktı mı bu? Yoksa hali hazırda anayasadaki yerini koruyor mu? Herhalde hiç kimse bu fıkra yürürlükten kalkmıştır diyemez. Açık neyi tartışıyoruz? Ha, buna 116. maddede bir istisna getirilmiş. Nedir o? Diyor ki Cumhurbaşkanı'nın ikinci döneminde meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde, meclis tarafından bakın, meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde Cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilir. 101. maddenin ikinci fıkrasının istisnası budur. Niye böyle? Siyasetle iştigal edenler, özellikle milletvekilleri, bu arada Sayın Bakanımız gayet iyi bilirler. Bir kimse kendisiyle ilgili olarak karar verebilir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekillerinden oluştuğuna göre milletvekilleri henüz milletvekilliği süresi dolmadığı halde efendim milletvekilliğinin öne alınması konusunda karar verebilir. Çünkü o alanda hak sahibi, yetki sahibi kendisidir. Peki senin bu kararından etkilenecek olan bir başkası daha var. Cumhurbaşkanı. Onun görev süresi henüz bitmemiştir. Ha, buradaki o fıkranın, üçüncü fıkranın gerekçesi, mantığı da şu. Arkadaş, ben nasıl ki erken seçime gidiyorsam, Sayın Cumhurbaşkanı da isterse üçüncü defa yeniden aday olsun. Onun mantığı bu. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı ben seçimi öne alıyorum yahut güncelliyorum diyerek 5 yıl kazanmaya yönelik biçimde 5 yıl kazanmaya yönelik biçimde seçimi öne alıyorum dediği takdirde bu kabul edilemez bir durumdur. Seçimi öne alıyorum ben aday olmuyorum derse olur. Seçimi öne alıyorum. Türkiye'nin Ama şartları, evet. ekonomik durum, efendim dış politika vesaire Türkiye'nin bir seçime gitmesini gerektiriyor. Ben de bu devletin başı olarak, Cumhurbaşkanı olarak şartların Türkiye'yi bir erken seçime zorladığını görüyorum. İkinci dönemimi Evet. Tamamlamak üzereyim ama aday olmuyorum. Buyurun diyebilir. Peki. Ama ben aday olurum diyemez. Tamam. Şimdi Şimdi bu buradaki zaten Emin senin adı buradaki durum belki şunu tartışmaya başlamamız gerekiyor.
İyi de her türlü kafasına estiği şeyi yapıyor. O zaman ne yapacak muhalefet? Anayasaya aykırı diyecek. Biz burada program yapacağız. Ondan sonra işte başkaları da hukukçular, siyasetçiler olamaz olamaz diyecekler. Peki ben onu merak ediyorum. Mesela belki oraya sorgulamayla devam edebiliriz. Gelmeden bir şeyin altını bir şu netlikte çizmemiz lazım. Sayın Erdoğan kendi için gene kendi bir anayasa yazdı. Kendi için bir anayasa yazdı kendi. Ve şimdi kendi yazdığı anayasaya uymuyor. Sayın Kamalan söylediği şeyin şöyle bir önemi var. Gene Fikri Bey de onu başta vurguladı. Cumhurbaşkanına neden ikinci döneminde eğer meclis değil de kendi seçime giderse aday olamama şartı geliyor? Sonsuz cumhurbaşkanlığı Şirin. Sürekli senin dönemin bitmek üzere 3 ay kalmış, 5 ay kalmış. Ülkeyi 4,5 yıldır yönetiyorsun. Meclisi seçime götürüyorsun, tekrar seçtiriyorsun. Sonra gene benim ikinci dönemim tekrar seçime götürüyorum. Dönemim bitmedi. O zaman yeniden adayım. Bir daha aday oluyorsun. Durumuna doğru giden bir zırvalığı engelleme amacı var burada. Böyle bir şey olamaz. 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 Sürekli olarak bir cumhurbaşkanı sonsuz cumhurbaşkanlığı hakkı almış olur. O yüzden bu akla, mantığa, en basit hukuk ilkelerine aykırı bir durum. Ama senin söylediğin şeyi burada bir dönüp konuklarımıza sormak lazım. Fikri Bey, biraz önce dediniz ki eğer aykırı ama aday olsun da biz onu sandıkta yenelim derseniz o sabah yeni bir Türkiye'ye uyanamayız seçimden sonraki sabah dediniz. Şimdi burada tek karar verici YSK. YSK'ya itiraz edecekler. Anayasa Mahkemesi'ne gitme durumu yok. YSK'nın yapısının da ne halde olduğunu Türkiye'de yargının hepsini görüyoruz. Siz başka ne yapılabileceğini düşünüyorsunuz? Ne yapılabilir? Muhalefet nasıl bir yol izleyebilir? Yani aramızda bilmiyorum, Sayın Babacan en başında bağlandı. O da YSK'dan bir Erdoğan aday olamaz diye bir açıklama beklemediğini. İtiraz edeceğiz, kayıtlara girecek ama böyle bir şey beklemiyorum dedi. Muharrem Bey aynen gene öyle dedi. Turan Bey gene öyle dedi. Aday kesinlikle olamaz ama diye. Siz ne yapılabileceğini düşünüyorsunuz? Ne yapılabilir? Emin Bey, öncelikle şunu söylemek isterim. Tekrar altını çizerim, Sayın Kamala'ya da çok teşekkür ederim. Aynı düşüncelerde olduğumuzu biliyorum. Bir hukukçu o çünkü her şeyden önce. Vicdanı, hukuk bilgisi bunu getiriyor. Ben raporları okudum. Yani oradaki tutanakları okudum. Bu Cumhurbaşkanı'nın feshetmesiyle ilgili bir cümle söylemek istiyorum. O bir tartışma konusu olmuş. Cumhurbaşkanı meclisi fesheder meselesi. Eski anayasada bildiğiniz gibi 45 gün içerisinde hükümet kurulamazsa Cumhurbaşkanı seçimleri yeniler, yeniden seçim olurdu parlamenter demokratik sistemde. Burada iki seçim birlikte yapılıyor anayasa maddesine göre. Denmiş ki ya işte sizin biraz evvel açtığınız çok da güzel söylediğiniz gibi bir kişi milyonlarca seçmenin 600 milletvekilinin seçtiği parlamentoyu keyfince feshedebilir. Ama 600 milletvekilinin ancak 360'ı yeniden seçime gitme kararını alabilir. Orada denmiş ki böyle bir şey, böyle bir yetki bir kişiye verilir mi? İşte tek adam düzeninin en bariz görüntüsüdür diye bir tartışma olmuş orada. Sayın Hayati Yazıcı ve Sayın Mustafa Şentop almışlar sözü. Öyle şey olur mu demişler. Durup dururken Cumhurbaşkanı meclisi fesheder mi? Meclisi feshetmek için çok önemli yönetsel, işte ülkenin güvenliğiyle ilgili, parlamentonun ve yurttaşların sıkıntılarıyla ilgili bir sürü olay olması lazım demişler. Bunlar yazıyor orada. Öyle keyfince yapamaz. Şimdi keyfi bir şekilde yapılıyor. Haziran ayında seçimler olmayacak ve Cumhurbaşkanı meclisi feshederse seçime gidecek. Yok öyle bir şey. Anayasa bunu yapmıyor. Şimdi gelelim seçim kurulu bunu. Sevgili Çapa,
Türkiye Cumhuriyeti boş gezen aşiret devleti değil. Burada yaşayan 84 milyon yurttaş var. 60 milyona yakın da seçmen var. Siyasi partilerin görevi zavallı yalnızlık, zavallı kabul etmek olmamalıdır. Siyasi partilerin toplumsal muhalefetin önünde yürümesi gerekir. Yüksek Seçim Kurulu'na sen bunu kabul edemezsiniz dedirtmek gerekiyor. Sokağa çıkmanız gerekiyor. Sokağa çıkarsak kan dökülür. İşte bir sürü psikolojik harp dedikleri yöntemler oluyor. Böyle olduğunuz süre içerisinde biraz evvel dediğiniz gibi sürekli seçime, aynı adam sürer. Bakın, şu sokağa çıkarsak kan dökülür lafınızı bir açıklayın lütfen. O başımıza sıkıntı çıkarabilir. Böyle korkutuluyor muhalefet. Yani bu şekilde korkutuluyor ya da bunlar endişe ettiriliyor. Ben. Yani sokağa çıkarsak ben kan dökmem, ben demokrasiden yanayım. Siz de dökmezsiniz. Muhalefet böyle korkutuluyor. Aksine bir yanağımızı daha uzatırız. Demokrasi için mücadele ederiz. Ama karşı taraf bunu söylüyor. İşte çok yeni Sadat'ın reklamlarını veriyor. Elinde silahlı. Biz bilmem kimin askerleriyiz diyen elinde silahlı. Ve bakın iletişim başkanlığı var. İletişim başkanlığı bu şeylere ne denir? Sosyal medyadaki bulunan kişilere, kurumlara her neyse bunlara müdahale etmiyor. Ama size bir müdahale ediyor. Yani televizyondaki söylenen bu sözleri müdahale ediyor. Onun için birden atılıyorsunuz aman yanlış anlaşılmasınlar diye. Yanlış anlaşılmasınlar. Benim kadar barıştan yana olan insan yok. Sokağa çıkmak demokrasi adınadır. Bütün dünyada demokratik devletlerde, hukuk devletlerinde insanlar sokakta işte gösteri yaparlar. Anayasanın maddesidir. Anayasada madde çok açıktır. Diyor ki insanlar toplu yürüyüş ve gösteri hakkına sahiptir. Kimseye de haber vermez bunu i̇şte, yaparken. İşte ama Fikri Bey bu bir kahraman yaratmaz mı? Soru bu. Yarat ne gibi? Ben yani muhalefetin çekincesi. Cümlemi tamamlayabilir miyim? Tabii. Sorduğu soruyla ilgili cümle. Buyurun buyurun. Bir, şunu açıkça söyleyeyim. Cumhurbaşkanı feshederse aday olamaz tekrar. O kesin. Yüksek Seçim Kurulu onu üçüncü defa aday yapamaz. Türkiye Cumhuriyeti bir aşiret devleti falan değil. Türkiye Cumhuriyeti uluslararası devletler içerisinde saygınlığını yitirmek üzere olan bir devlet. Evet ama kabul etmez kimse bunu. Yani Cumhuriyet'te eğer ne geliyorsa başımıza siyasetin kalitesizliğinden geliyor. Kabul eden bir şey var. Biraz evvel dedi işte yalnızlık. Ben de diyorum ki kabul edilmez zavallılıktır. Kabul ettiğiniz zaman zavallısınız. Zaten baştan kaybetmiş demeksiniz. Kazanmanız için halk çocuğunu okutamıyor. Yumurta alamıyor. Halk bugün maaşlarına zam yapıldı denilen emeklilerin ellerindeki maaşlarının gittiğini biliyor. İnsanlar oturdukları yerde açlıkla karşı karşıya. Bakın üretici endeksi dünyada enflasyonu yani dünyada en yüksek birinci derecede. Biz gelecek sene açız Şirin evet. Hanım. Bakmayın şimdi bu rakamlara. Açız. Bunu en iyi bilen Emin Bey'dir. Evet. Yapılanların hepsini gören halk ya bir hukuk devletine kendi varlığını, yaşamını emanet ettiği hukuk devletinin hukuk devleti olmaktan çıkmasına müsaade eder mi? Bence etmez onu söylemeye çalışıyorum. Siyasi partiler de bunun önderliğini yaparlar. Yaparlar. Peki burada o zaman kısacık Emin'in sorusunu Mustafa Kamalak'tan da rica edeyim. Mustafa Bey sizin yani Saadet Partisi mesela Gelecek, Deva. Şimdi onlar açısından Erdoğan'ı yani muhalefet Fikri Bey'in dediği gibi kabul etmez ise ve bu anayasaya aykırıdır, YSK'nın YSK'ya uyarı yapmalıdır derse ve Erdoğan aday olamaz diye sokaklara dökülürse, bunu bir kampanya haline getirirse sizce muhafazakar seçmenin tepkisi ne olur? Yani muhafazakar seçmen... Bizim Erdoğan'ımıza darbe yapılıyor, bizim Erdoğan'ımızın önü kesiliyor. Bakın görüyor musunuz yine o eski yıllara dönüyoruz tepkisi verir mi? Bundan korkulması gerekir mi? Yoksa
Fikri Bey'in dediği gibi yeni bir yol bulup bunu anlatabilir mi? Bakın Şirin Hanım, muhafazakar seçmenin efendim bizim Cumhurbaşkanımıza darbe yapılıyor falan diye düşüneceğini asla sanmıyorum. Bunun örneğini nitekim İstanbul mahalli seçimlerinde gördük. Yüksek Seçim Kurulu maalesef kendi tarihine siyah bir lekeden daha fazla ağır olacak biçimde efendim genel büyükşehir belediye başkanlığı seçimi yenilenmelidir dedi. O yönde karar aldı. Bunun anlamı şuydu. Biz sorduk o zaman. Farz edin ki ey Yüksek Seçim Kurulu, bir kadın 400 doğurdu. 3 çocuğu meşru, 1 çocuğu gayrimeşru, öyle mi dedik? Bu soru cevapsız kaldı. Sonra seçim yenilendi. Ne oldu? Arada 13 bin fark varken 800 küsür bine çıktı. Burada sağ seçmen İmamoğlu'na yöneldi. Öbür taraftan yani aziz milletimiz de yıllar öncekinin seçmeni değildir. Onlar da neyin olup neyin bittiğinin farkındadır. Bu millet kanaatimce bu tür dayatmalara, anayasa dışı uygulamalara asla müsaade etmez diye düşünüyorum. Tarihe biraz baktığımızda şöyle 40 yıl kadar geriye gittiğimizde Kenan Evren Paşa çıktı bir televizyonda 83 seçimlerine gidilirken merhum Özal aileyine bir konuşma yaptı. İsim de vermeden. Merhum Özal bütün illeri dolaşsa kanaatimce o kadar etkili olmazdı. O kadar seçmen toplayamazdı. Ama Kenan Evren Paşa'nın yönlendirici dayatmacı konuşması üzerine seçmen Özal'dan yana tavır koydu. Ve tek başına iktidar oldu. İşte şimdi Yüksek Seçim Kurulu kanaatimce İstanbul kararından ders alarak böyle bir yanlışa yönelmez diye düşünüyorum. Demokrasiye sahip çıkmak için halkın sokağa çıkması onun en meşru hakkıdır. Kan dökülsün anlamında değil. Sayın Cumhurbaşkanı 15 Temmuz'da halkı sokağa davet etmedi mi? Demokrasi için çağrıda bulunmadı mı? Evet de Sayın Kavalak, burada bu verdiğiniz örneklerin tam birazcık işte tam da bunu soruyordum. Bu verdiğiniz örnekler hep mağdur edenlerin yanında hak yer alıyor. Dolayısıyla Erdoğan aday olamaz dediğiniz anda halk bizim Erdoğan mağdur ediliyor algısına sahip olacaktır. Dolayısıyla bu çelişkiyi nasıl halledecek muhalefet? Bunu sormak istemiştik. Hanım, mağduriyet yok ki. Yani mağduriyet yok ortada. Ortada anayasayı açıkça ihlal var. Anayasa hukukçuları kanaatimce o aşamada sık sık televizyonlara çıkarak halkı aydınlatmak durumunda. Burada açıkça anayasayı ihlal söz konusu olacak. Evet. Ben soruyorum. 101. maddenin ikinci fıkrası yürürlükte mi değil mi? Soru gayet net. Evet. Hüküm de gayet açık. Herhalde bu cümleyi anayasanın 101. maddesinin ikinci fıkrasını çobana anlatsak doğrudur diyecek. Anayasaya uygun davranan muhalefet anayasayı çiğneyeni mağdur mu etmiş olacak? Halkın buna itibar edeceğini. Anayasayı muhalefet yazmadı bu arada Sayın Kamalak. Anayasayı da iktidar yazdı. Burada bir şey, tam Emin'in geldiği yerden o zaman bir topu alayım. Tamam. Akıl yürütmem doğru mu diye Fikri Bey'e sorayım. Bir akıl yürütme. Şimdi dedin ya anayasaya da iktidar yazdı. Gerçekten Cumhurbaşkanlığı sisteminde sadece şimdiki değişikliği değil, daha önceki değişikliği de aslında iktidar yaptı. Şu akıl yürütmem doğru mu Fikri Bey? Hatırlayın. Bir önceki kriz şundan olmuştu. Bir anayasa değişikliği yapıldı ve Abdullah Gül'e özel, bakın şimdi Cumhurbaşkanı'na özel tartışıyoruz. Abdullah Gül'e özeldi. Şöyle bir değişiklik yapıldı. 5 yıllığına 2 kez Cumhurbaşkanı seçilir. Ancak
Bu değişiklikten önce Cumhurbaşkanı seçilmişler, bu yasaya uygulanamaz diye özetliyorum. Kendi arkadaşına kazık attı. Yani ilk kez biz orada sonra anılardan, gazetecilerin anılarından gördük ki aslında Abdullah Gül buna çok kırılmış. Nasıl bana karşı böyle bir şey yaparsınız diye. Bu mesele Anayasa Mahkemesi'ne taşındı. Ne zaman? 2012'de. Yani seçimlerin 2 yıl kala. Daha 2 Kim yıl taşıdı? Var. CHP taşıdı diye hatırlıyorum. Anayasa Mahkemesi oturdu bunu. Görüştü. Şu an önümde duruyor. Hafızayı tazelemek için de açtım. Görüştü. Ve dedi ki bir kere zaten hani 7 yıllığına seçildiği için, kazanılmış bir hak olduğu için 7 yıl yapar. Ama bir kişiye karşı anayasada 2 kez seçilir yazarken o hariç diyemezsiniz dedi. Ve bunu bir kısmını iptal etti. Neyi iptal etti? Abdullah Gül için özel olarak yapılmış o 2 kez seçilemez. Yani sadece Türkiye Cumhuriyeti'nde o seçilemez 2 kere dedin. Buna karşı Bekir Bozdağ ne demiş biliyor musunuz? Şimdi Anayasa Mahkemesi o kararı vermiş ve mikrofonu uzatmış gazeteciler. Yani şu anki Adalet Bakanı. Demiş ki sadece bir cümlesini okuyorum. O zaman okuyorum. Görevi ne Bekir Bey'in? O zamanki görevi, dur bakayım, Başbakan Yardımcısı. Henüz Adalet Bakanı değil. Anayasada ikinci kez seçilememe hükmü varken bu hükmü görmemezlikten gelmesi düşünülemez demiş. Sonra gerekçeli karar. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Yani aslında Bekir Bozdağ diyor ki, seçilemez diye Abdullah Gül. Anayasa Mahkemesi başka bir şey söylüyor ama şu noktaya varıyoruz. Ya kardeşim, şu noktaya varmış Türkiye 2012'de. Anayasada bir cumhurbaşkanı iki kere seçilebilir ancak deniyorsa, siz bir kişiye bir kez seçilebilir de diyemezsiniz. Burada o tartışma var. O zaman ben aynı mantığı alıyorum. 2022'ye ve 2023'e taşıyorum. Üç kez seçilebilir de diyemezsiniz. Anayasada bu yazıyor çünkü. Bunu niye söyledim? Şu açıdan. Fikri Bey, şu mağduriyet, Türk halkı hukuk konuşmayı sevmiyor. Çok açık. Evet. Bizi izleyenler de sevmiyor. İşte Mustafa Bey çok yetkin bir hukukçu olarak anayasa maddelerini sevmiyor. Bu tartışmayı açmak muhalefete şu imkanı da vermiyor mu? Ya kardeşim bakın halkın diliyle konuşuyorum. 20 senedir, 21 senedir yöneten bir adam, bir politikacı, bir kişi bunun son kaç yılında da 9 senesinde de cumhurbaşkanlığı yapmış. Hala ben bir daha seçileceğim diye anayasayı ayaklar altına alıyor. Kanunları ayaklar altına alıyor. Hala kurumları yerle yeksan alıyor. Hala seçim sistemini değiştiriyor. Bakın seçim sistemini değiştiriyor. Hala bir de parlamentoyu da feshediyor bir daha seçilebilmek. Aynı zamanda tam tersine mağduriyet değil, mağruriyet algısını kuvvetlendirmiyor mu benim söylemiş olduğum politika? Muhalefet adına tam tersine bir acziyet olarak görülen, aman mağduruz derler denilen şey, tam tersine kendi eline aldığında iktidara karşı kullanabileceği sihirli bir çubuk değil mi aynı zamanda? Yani yanlış anlamadıysam biraz evvel senin söylediğin başlangıcında hukuktan çok hoşlanmıyor deyip ama aslında da 20 yıldır hukuk dinlemez bir durumda artık yeter